Şu an salavatın bu kadar kesretle hikmeti ve salatla beraber selamı zikretmenin sırrı nedir? Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulullah. Hem salat hem selam. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Emine Vahdillah diye ne derece diyor? Salatla beraber selamı zikretmenin sırrı nedir? El cevap. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama salavat getirmek tek başıyla bir tariki hakikattır. Bir hakikat yoludur tek başıyla. Hani tarikatlar var ya, adamın hiçbir tarikatı olmasa tarikatın ne? Tarikatın peygamberime salavat getirmek. Onu ben yapıyorum. Tek başına bir tariki hakikattır diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde, nihayet derecede Allah'ın rahmetine mazhar peygamberimiz. Ne diyor? Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ben seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdim diyor. Levlake levlake lema halaktul eflak. Habibim seni yaratmasaydım bu mevcudatı yaratmayacaktım diyor. Böyle olmasına rağmen nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Ümmetinin nihayetsiz salavatına ihtiyaç göstermiştir. Bana salat selam getirin demiştir. Çünkü neden? Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün ümmetinin dertleriyle alakadar ve saadetleriyle nasibedardır. Saadetleriyle de nasipleniyor. Nasibedar oluyor. Çünkü peygambere salatu selam getirdiğimiz zaman peygamberimiz diyor ki ümmetim benim yolumda devam ediyor. Tabi kahvedeki adam salavat getirmez ki. Düşeş duvara diyor. Stadyumdaki de salavat getirmez. O da gol diye bağırır. Kumarhanedeki de getirmez. Meyhanedeki hiç getirmez. Bak şimdi. Peki bu kadar kötü yollarda bu kardeşler, bu müminler, bu ümmet bu kadar yolda giderken bunların bütün yanlışlıklarından Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam endişedar. Üzülüyor. Ümmetim gidiyor diyor. Çok kötü gidiyor diyor. Peki bu kadar üzüntüsüne karşı bizden de ona salavat gitmezse, selam gitmezse ne kadar üzüntü duyar? Yoksa o bizim salavatlarımıza muhtaç değil. Bizim hesabımıza muhtaç. Öyle değil mi? Mesela sen buradan bir arkadaşını, dostunu, kardeşini İngiltere uçağına bindirdin, yolladın. Biraz sonra radyo dedi ki İngiltere'ye kalkan bir uçak efendim Sina çölünde düştü. Yapma ya, acaba bizimki de var mıydı içinde? Acaba kaçtaydı uçak? Yapma ya, saatine uyuyor. Halbuki İngiltere'ye uçaklar gidiyor da. Var mıydı acaba, var mıydı? Şimdi sen o arkadaşın iyi haberini duymaya muhtaç mısın, değil misin? Muhtaçız. Onun iyi haberini duymaya muhtaçız değil mi? Kimin namına muhtaçız? Kendi namımıza mı? Onun namına mı? Onun namına, oradakinin namına. Tam onun namına. Çünkü düşen o. Evet. İşte peygamberimizin de endişesi, rahatsız olması ve bizden salavat istemesi kendi namına değil, bizim namımıza. Yoksa makam-ı Mahmud'da biz hayatımız boyunca salavat getirsek onun makamı yükselmez. En yüksek makamı onu Allah koymuş. Ama bizim iyi haberimizi duymak istediği için salavatımıza muhtaç. Bu yönden muhtaç. Geçenlerde bir hoca, asortik bir hoca televizyonda diyor ki sen kimsin peygambere salavat getireceksin diyor. O senin salavatına muhtaç diyor. Değil diyor. Bir de yutturuyor yani ha. Vatandaş da diyor hakikaten ya ben kimim ki peygambere salavat getireceğim diyor. Bırakasın. Ben kimim ki diyor ona salavat getireceğim diyor. Yutturuyor bir de. Evet, peygamberimizin bizim salavatımıza ihtiyacı var. Bizim iyi haberimizi duymuş oluyor. Ha. Anlaşıldı mı? Allah bereket versin. Ha, böyle yutturmaca yapıyorlar.
Sen kimsin ya diyor. Sen bir efendim Serkan olarak, bir çantacı Necmi olarak peygambere salavat getirsen getirmesen ne olacak diyor yani. Ya ben salavat getirirsem benim iyi haberimi almış oluyor peygamberimiz. Diyor ki benim ümmetim, benim Necmi ümmetim, benim şeriatımda, benim sünnetimde, benim getirdiğim dinde, getirdiğim Kur'an'da devam ediyor demektir. İşte bize birisi şimdi kısa dese ki, sen kimsin be? Peygamber'e salavat getireceksin. Peygamberin senin salavatlarına ihtiyacı mı var? Evet, peygamberinin benim iyi haberimi duymaya ihtiyacı var. Çünkü onun ümmetinin çoğu sapıtmış, şaşırmış. Diyor ya, ol garip ümmetlerin halin ola, hazretini anlar nice yol bula, gece gündüz işleri isyan kamu. Kamu demek, umum demek. Kamu görevi diyorlar. Korkarım ki yerleri ola tamu. Tamu ne demek? Utame. Ve ma edrake mevutame. Mevut'te geçiyor bu. Gece gündüz işleri isyan kamu. Korkarım ki yerleri ola tamu. Süleyman Çelebi burada peygamberimizi konuşturuyor. Miraç bahsinde konuşuyor peygamberimiz. Ey ilahi sen ben şey, ümmetini ver bana. Demek ki Resulullah Efendimiz ümmeti için can atıyor. Onun ümmeti için can atmasına mukabil biz de ona salatü selam göndereceğiz ki rahatlasın biraz. Bizim durumumuzdan memnun olsun.